Siz hala yatmadınız mı sultanım? Size ulaşmaya çalışıyordum paşa ama... ne mümkün. Nereye gittiniz? Askeri teftişe gitmemi icap etti. Size haber verilmedi mi? Sizin söylemenizi tercih ederdim. Aniden ne teftişiymiş bu merak ettim doğrusu. Şah Sultan sizi hiçbir zaman sevmedi. Ama siz bunu benden daha iyi bilirsiniz. Ama bilmediğiniz bir şey var. Hatice Sultan, Şah Sultan arasında bir sır. İkisi de mazide aynı aşkın pençesine düştüler. İbrahim Paşa. Ne oluyor? Hayli yorgunum sultanım. İstirahat etmek istiyorum. Allah rahatlık versin. Moşe Efendi'ye ve Ayas Paşa'ya talimat verdim. Lazım gelen bütün tedbirleri alacaklar. Hünkârım, veba denen illet çok can aldı. Moşe Efendi'nin söylediği gibi ihtiyatlı olmakta fayda var. Hünkârım, Mihrimah Sultan geldiler. Alın içeri. Mihrimah'ım. Hünkârım, rahatsız ediyorum. Fakat fazla vaktinizi almayacağım. Müsaadenizi istemeye geldim. Hangi hususta? Şehzademiz Cihangir ile birlikte validemizi ziyaret etmek istiyorum. Eğer münasip görürseniz. Seninle bu mevzuyu konuşmuştuk Mihrimah. Öyle değil mi? Kısa bir müddet kalıp döneceğiz. Hünkârım, size yalvarıyorum, bana müsaade edin. Validemi çok özledim. Hünkârım. Müsaade ederseniz ve emrederseniz... sultanımızın ve şehzademizin emniyetli bir şekilde... Edirne'ye gidip dönmesi için... bizzat refakat edebilirim. Baba ne olur. Gitmemiz lazım. Cihangir başka türlü sakinleşmeyecek. Gene yemeden içmeden kesildi. Mesuliyet senin Malkaçoğlu. Kıllarına dahi zarar gelmeyecek. Merak buyurmayın hünkârım. Cihangir çok sevinecek. Ben gidip hazırlıklarımı yapayım. Sultanım, bir şey söylemeyecek misiniz? Ne söyleyebilirim ki paşa? Her şeyi düşünmüşsün. Sultanım. Bu ne cüret paşa? Sen nasıl olur da kızıma talip olursun? Üstelik bana sual etmedin. Buna mecbur kaldım sultanım. Şah Sultan sizi öldürmemi istedi. Ben de hem sizi hem de kendimi korumak için böyle bir şey... Bana mecbur kaldığını söyleme paşa. Belli ki en başından beri aklında bu varmış. Fırsat kolamışsın. Yazıklar olsun. Sen de mi arkamdan iş çevirir oldun? Haşa. Ben bugüne kadar size ihanet etmedim sultanım. Bundan sonra da etmem. Şu an Edirne'desiniz. Düşmanlarınız geri dönmememiz için her şeyi yapıyorlar. Ben de bu yüzden tehdit edildim. Benim bütün çabam bu oyunu bozmak ve sizin tekrar payitahta dönmenizi sağlamaktır. Kızımla evlenerek mi yapacaksın bunu? Her şey çok ani oldu sultanım. Bir karar vermeye mecburdum. Size danışmadığım için hatalı olduğumu kabul ediyorum. Ancak buna vaktim yoktu. Zaten size rağmen sizin rızanız olmadan bu izdivacının olması mümkün değil. Rüstem kulunuzun canı yolunuza feda olsun. Karar sizin.
Tavuklarım var. Tavuklarım var. Tavuklarım. Yahu pekçelimsizmiş bunlar. Lezzetlidir inşallah. Kaça satarsın? Tanesi... 3 akçe. Allah Allah. Yahu ne oluyor? Koşun adam işte, koşun. Ya bakın şuna. Nesi var bu adamın? Yaklaşmayın. Uzak durun. Veba bu, veba. Ne? Veba mı? Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. Allah'ım sen bizi koru. Kral Asker Efendi. Edirne'de bahsettiğim bir delikanlı vardı. Pir Ali Efendi'nin oğlu Şeyh Maşuki hünkârım. O. Nedir bu gafilin vaziyeti? Hünkârım, maalesef tüm ikazlarıma rağmen payitaht ve civarında vaazlarına devam etmekte. Ne yazık ki sapkın fikirlerine cevaz veren gafiller mevcut hünkârım. Hünkârım, meseleyi ben de tetkik ettirdim. Her geçen gün müritleri artıyor bu münafığın. Münasip bir vakitte getirin. Bakalım derdi neymiş. Hünkârım, Hekim Moşe Hamon geldi. Huzura kabul için bekler. Gelsin. Hünkârım. Moşe Efendi, hayırlı haberler getirdin inşallah. Maalesef hünkârım. Haberler kötü. Üzülerek belirtmeliyim ki Kubbe Veziriniz Mustafa Paşa bu sabah Akkin rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Ayas Paşa, Mustafa Paşa'nın cenaze merasimiyle bizzat alakadar olsun. Ebedi yolculuğuna hep birlikte uğurlayalım. Emredersiniz hünkârım. Bir husus daha var hünkârım. Malumunuz, daha evvel size vebayla alakalı malumat verdim. Maalesef korktuklarım başıma geldi. Şehirde birçok veba vakası tespit edildi. Maalesef salgın başladı. Daha fazla yayılmadan mani olun Moşe Efendi. Elimizden geleni yaparız elbette. Lakin her ihtimale karşılık şehzadelerimiz ve sultanlarımızla beraber saraydan ayrılmanızı tavsiye ederim. Bir müddet Edirne ya da Bursa'daki sarayınızda kalmanızda fayda görüyorum. Lüzum yok. Bu ilk değil. Daha başka felaketler de gördük. Allah'ın oklarından hiç kimse kaçamaz. Kaderimizde ne yazıyorsa o gelir başı. Kullarımın başına gelen afet varsın benim de başıma gelsin. Çabuk söyle bakalım. Bir şey öğrenebildin mi? Öğrendim oğlum. Lütfü Paşa Edirne Sarayı'na gitmiş. Demek Lütfü Paşa Hürrem Sultan'ı ziyarete gitti. Hayrola şeker ağa, erken döndün. Ağam, felaket ağam. Çarşıdaydım. Adamın biri üzerime yığıldı. Bir de baktık ki ne görelim, adamın bütün vücudu yara bere içinde. Meğer vebalıymış. Vebalı. Veba mı? Sana bulaşmış olmasın illet. Vallahi ağam, dokunmadım bile. Derhal uzaklaştım oradan. Hem zaten öyle hemen bulaşmaz ki. Bulaşmaz değil mi? Şeker ağayı derhal şifahaneye götürün, muayene etsinler. Peki ağam. Yahu iyiyim ben. Üzerime yığıldı dediysem temas dahi etmedim. Derhal uzaklaştım oradan. Hadi Şeker ağa. Hadi, hadi. Allah'ım sen beni koru ya Rabbim. Allah'ım sen beni koru ya Rabbim. Sultanım, iyi misiniz? Hayli bunu aldım. Biraz soluklanıp su içmek istiyorum. Elbette. Buyurun. Şehzademiz nasıl ya? İyi, uyuyor. Validemi göreceği için çok mesut. Bir an önce yol bitsin istiyor. Yolu ayarladık sultanım. Hava kararmadan Burgaz'ı geçmiş oluruz.
Size bir teşekkür borcum var. Sırf benim için yollara düştünüz. Haşa. Ne borcu sultanım? Sizlere hizmet etmek benim vazifem. Böyle bir vazifeniz yok Malkoçoğlu. Hünkârımızın yanında beni desteklemeye mecbur değildiniz. Siz olmasaydınız hünkârımız gitmeme izin vermezdi. Epeydir yüzünüz gülmüyordu. İstemeden de olsa benim de payım var bunda. Sizin için bir şey yapabildiysem ne âlâ. Beyim gelenler var. Sultanım arabaya buyurun. Gel. Hünkârım, Şah Uban Sultan Hazretleri geldiler. Al içeri. Hünkârım. Hoş geldin Şah Uban. Seninle konuşmak istiyorum. Geç otur şöyle. Veba salgını ile alakalıysa malumum oldu. Hatice'm nasıl? Yeni sarayına alışabildi mi? Ziyaret ediyor musun? Gözüm üstünde. Zamanla daha iyi olacak elbette. Sıkıntılı gördüm sizi hünkârım. Kötü bir şey yoktur inşallah. Mihrimah Cihangir'le beraber bu sabah yola revan oldu. Edirne'ye, Hürrem'in yanına gidiyorlar. Hastalık kol gezerken ne lüzum vardı hünkârım? Allah'ım esirgesin. Gereken tedbirler alındı elbette. Cihangir hayli kötüydü. Yemeden içmeden kesildi. Eğer Hürrem'i görmezse daha da kötü olur. Vaka kısa bir müddet için gidiyorlar. Malkoçoğlu da yanlarında. Emniyet içerisinde gider gelirler. O halde mesele nedir? Ayas Paşa ile sohbet ettik. Kendisi bana Mihrimah'la alakalı bir tavsiyede bulundu. Daha evvel hiç aklıma gelmediği için biraz şaşırdım. Sen ne düşünürsün diye merak ediyorum. Sence Mihrimah'ın aile kurma vakti geldi mi? Mümkündür hünkârım. Zira ben onun yaşındayken bir kızım vardı. Hünkârım merakımı mazur görün. Ayas Paşa damat olarak kimi tavsiye etti? Diyarbakır Beyler Bey, Rüstem Paşa'yı. Rüstem Paşa. Hayrola Malkoçoğlu? Yolculuk nereye böyle? Hünkârımız, Mihrimah Sultanımız ve Şehzademiz Cihangir'i Edirne'ye götürmemi buyurdular. Sultanımız neredeler? Arabadalar mı? Mihrimah Sultanımıza Rüstem Paşa'nın geldiğini haber verin. Hemen efendim. Sultanım. Hürrem Sultanımız sizi gördüğüne pek sevinecek. Senin burada ne işin var paşa? Yoksa validemi ziyarete mi gittin? Ne haddime sultanım? Uzun köprüde bir çiftliğim var. Oradan geliyorum. Diyarbakır'a gitmeden evvel halletmem icap eden işler var. Oradaki işleri nasıl idare ediyorsun? Doğrusu çok merak ediyorum. Diyarbakır'dan çok buradasın. Seferden döneli çok olmadı malumunuz. Sultanım, gitmemiz lazım. Daha fazla geç kalmayalım. Olur.
Sultanımızın emniyeti için bu kadar asker az değil mi? Bu yolda eşkıya çok. Sen merak etme Rüstem Paşa. Ben sultanımızın yanındayken ona kimse zarar veremez. Hala. Hala. Haydi. Gidiyoruz. Ayas Paşa durduk yere böyle bir teklifte bulunmaz hünkârım. Belli ki Rüstem Paşa da kendini sultanımıza layık görmüş. Anlaşılan o ki sen Rüstem Paşa'yı Mihrimah'a münasip görmüyorsun. Siz münasip gördükten sonra laf söylemek kimin haddine hünkârım? Lakin mevzu bahis olan Mihrimah'ın saadeti, o sizin en kıymetli hazineniz. Zannediyorum bu kararı iyice ölçüp biçmekte fayda var. Öyle. Vaka henüz bir karar vermiş değilim, acelesi de yok. Mihrimah'ın da aklında böyle bir düşünce olduğunu sanmam. Onun düşünceleri ve istekleri benim için ziyadesiyle mühim elbet. Lakin bugün olmazsa yarın. Bir gün mutlaka evlenecek. Hakkı haliniz var. Arzu ederseniz Edirne'den döndüğünde kendisiyle konuşur, meseleyi açarım. İyi düşündün. Onun huzuru ve saadeti için doğru olanı yapmak isterim. Mustafa Paşa herkesin hürmet ettiği çok kıymetli bir paşaydı. Acaba hünkârımız rahmetlinin yerine kimi tayin edecek? Mekanı cennet olsun. Amin, amin. Hünkârımız her zaman en doğrusunu bilir. Devleti âliyeye layığıyla hizmet edecek paşa çok. Paşanın cenazesi bile kalkmadan bu laflar edildiğine göre aklınızda biri var. Hatta tavsiye bile etmişsiniz belli ki. Müneccim olmaya lüzum yok Hüsrev Paşam. Ayas Paşamız ikidir divana Rüstem Paşa'yı tavsiye ediyorlar. Ama hünkârımız pek itibar etmiyor anlaşılan. Hanedan damadı sensin paşa. Sen de öyle Hüsrev Paşa. İkiniz de damatsınız. Buna rağmen emirleri benden alıyorsunuz. Zira hünkârımızın vekili mutlakı benim. Ve bu böyle olduğu müddetçe herkes haddini bilecek. Ayas Paşam, tedbirinizi alın da öyle ayrılın saraydan. Malumunuz, bugünlerde payitahta hastalık, ölüm kol geziyor. Dikkatli olmak lazım. Damatlığına güvenme paşa. Unutma ki üç lafta ne cismin kalır ne de hükmün. Boş ol, boş ol, boş ol. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Aman paşa, ne yapıyorsunuz? Bu gerginliğe ne lüzum var Allah aşkına? Bir haller var sizde. Bir derdiniz, bir sıkıntınız yoktur inşallah. Öyle. Senin haberin var mıydı bundan? Sizden duyuyorum sultanım. Belli ki Hürrem Sultan istemiş. Zira Rüstem Paşa böyle bir şeye cüret edemez. Öyle. Rüstem Edirne'ye gitti. Lakin bizim istediğimizi yapmak için değil Mercan. Belli ki bu oyunu evvelden düşünmüşler. Sultanım, Edirne'ye giden sadece Rüstem Paşa değil. Lütfi Paşa da gitmişler. Ne demek bu? Sultanım, Lütfi Paşa aniden ortadan kaybolunca merak ettim. Hürrem Sultan'ın yanına gittiği tespit edildi.
Sultanım, günahını almak istemem. Lakin böyle bir gizli buluşmanın hayra alamet olmadığı aşikar. Bir bu eksikti. Ben işin aslını öğrenirim. Sen de bu sırada Rüstem'in izini sür. Nerede, ne yapıyor bilmek istiyorum. Bu evliliğe mani olmamız şart. Sultanım, emredin icabına bakayım. Yaptıklarının bedelini misliyle ödeyecek, merak etme. Ancak sabırlı olmamız lazım. Belli ki Hürrem'in aklında başka bir şeyler var. Sultanım, bir arzunuz var mı? Geri dönmem lazım. Saraydan uzak kaldığım her gün düşmanların mezarımı biraz daha kazmakta. Rüstem Paşa neler söyledi sultanım? Onca yolu boşuna gelmemiştir herhalde. Merakımı mazur görün. Rüstem Paşa'nın büyük hayalleri var Fahriye. Bu kadarını ben bile tahmin edemezdim. Zekası ve kabiliyetleri bir yana, cüreti ve hırsıyla da beni şaşırtmaya devam ediyor. Bana hizmet edecek bir paşada bu meziyetler olmalı elbette. Ancak ondan beklediğim ilk şey sadakat. Bu her şeyden mühim. Zira bana hizmet eden herkes kendi hayalleri için değil, benim hayallerim için nefes almalı. Size bir teklifi mi oldu sultan? Mirşimah'la evlenmek istiyor. Belli ki uzun zamandır düşündüğü bir şey bu. Makulcu oğluna olan öfkesini de hesaba katarsak, bu cüretin arkasında saracı akıl yok. Hisleriyle hareket etmiş. Siz ne cevap verdiniz sultanım? Bu izdivaca müsaade edecek misiniz? Bunu düşüneceğim Fahriye. Gerçi düşünen yalnızca ben değilim. Hünkârımızın da vaziyetten haberi var. Size söylemiştim sultanım. En başından beri kafasına koyduğu tek şey bu. Rüzgar nereden eserse oraya döneceğini de söylemiştin ama dönmedi. Emrimi yerine getirmedi. Ne emri verdin? Nigar. Hürrem Sultan'ın canını almasını. Hani öldürmek yoktu? Bana bu emri verdiğim için söylemediğini bırakmamıştın. Bu Rüstem için bir imtihandı sadece. Biz bundan sonrasına bakalım. Anlaşılan o ki Hürrem kendi hayalleri için Mirmah'ı kullanmak niyetinde. Bu izdivaca mani olacağız. Hünkârımızın pek hevesli olmadığını söylemiştiniz. Bugün için öyle. Ancak yarın ne düşünür bilemeyiz. Boşuna endişeleniyorsun. Mihrimah Rüstem Paşa ile asla evlenmek istemez. Sen de Hüsrev Paşa ile evlenmek istememiştin. Lakin evlendin öyle değil mi? Devam et kardeşim. İki lafından birini beni yaralamak için kullanıyorsun. Hem de kullarımızın önünde. Nigar, sen evine dön. Bu veba salgınından haberin var değil mi? Tedbiri elden bırakma. Merak etmeyin sultanım. Hatice, alınganlık yapmanın sırası değil şimdi. Rüstem Edirne'ye gitti. Hiç şüphem yok ki Hürrem'in geri gelmesi için bir yol buldu. Eğer bunu başarırsa hem Hürrem dönecek, hem de Rüstem kendisine vaat edilen Mihrimah'a kavuşacak.
Aklından geçeni söyleyecek misin yoksa ben tahmin mi edeyim? Biraz düşünmem lazım. Zira aklımı kurcalayan bir mesele var. Nedir o? Bunu sonra konuşalım. Ben biraz istirahat edeceğim Hatice. Lütfü Paşa geldiğinde haber veririm bana. Seni çok özledim anne. Ben de seni yazlan. Cihangir'e ne kadar gurur duysanız azdır Valide. Buraya gelmemizde en çok onun payı var. Beni hünkârımızın yanına yollayıp yemeden içmeden kesildiğini söylememi istedi. Hünkâr babanıza yalan söylemenin gurur duyulacak bir tarafı yok Mihrimah. Öyle değil mi Cihangir? Evet ama başka çaremiz yoktu Valide. Ayrıca asıl yardımı Malkuçoğlu yaptı. Bize refakat ederek. Mehmet nasıl? Selim Bayezid. Cihangir ve benim gibi size hasret kaldılar. Onlar için de herkesi. Şehirde veba görülmüş. Sarayda bir şey yok değil mi? Mihrimah hepinizin çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ben bunu gelirken yolda Bali Bey'den öğrendim. Siz nasıl hemen? Sizleri korumak için her şeyi bilmeye mecburum Mihrimah. Paşam. Sultanım. Nihayet geldiniz. Yoksa yine Edirne'ye. Hürrem'in yanına gittiğinizi düşünecektim. Ne oldu? Böyle bir buluşmanın gizli kalacağını mı düşünmüştünüz? İnkar mı edeceksiniz yoksa? İnkar edeceğim hiçbir hadisenin içinde olmadım ben sultanım. Kendisiyle görüştüğüm doğrudur. Zira çağrıldım. Neden benim haberim olmadı bundan? Daha da mühimi, ne konuştunuz paşa? Bu bir ittifak mı? Eğer öyleyse bana. Yani hanedana karşı yapılmış bir ittifak sayarım. Allah aşkına. Siz ne ittifakından bahsediyorsunuz? Kendisi geri dönmek için benden yardım bekliyorlar. Aranızdaki husumetin nihayete ermesi için aracılık etmemi istedi. O halde neden sakladınız? Reddettiğim bir teklif hususunda konuşmak mizacım değildir. Bilirsiniz. Karşılığında ne vaat etti size? Neyi reddettiniz? Vezir-i Azamlı. Kendisinin geri dönmesine yardımcı olursam Ayas Paşa'nın azledilmesi için elinden geleni yapacağını söyledi. Bu nasıl bir teklif? Bana rağmen Hürrem'e hizmet etmen asla mümkün değil. Hakkı haliniz var. Bu yüzden evvela sizden kurtulmayı teklif ettiler. Mihrimah Sultan'a talip olmuşsun. Hata ettin paşam. Şah Sultan'ın kanatları altına sığınmak varken gazabını tercih etmekle hata ettin. Bunu zaman gösterecek. Hayal deryasına düşmüşsün. Boğulacaksın, haberin yok.
Hünkârımız zinhar vermez kızını sana. Madem öyle düşünüyorsun, ne bu telaşın hatun? Sokağa atılacağın için eteklerin tutuşmuş. Asla yapamazsın bunu. Beni bu şekilde hayatından çıkarmana müsaade etmeyeceğim. Sen zaten benim hayatımda değilsin. Şimdi geç içeri. Beni yalnız bırak. Sağ ol abi. Afiyet olsun kızım. Hepsi bu kadar mı paşa? Hürrem başka hangi yalanlarla doldurdu kafanızı? Zira bu sessizliğiniz hayra alamet değil. Madem duymak istiyorsunuz, dinleyin o halde. Dinliyorum paşa. Hürrem Sultan benden kurtulmak istediğinizi söyledi. Benimle işiniz bitince bir kenara atıp yolunuza devam edecekmişsiniz. Daha dün o yılanın zehirli dilinden bahsediyordunuz. Sakın bana bu sözlere inandığınızı söylemeyin. Hiçbir lafına itibar etmedim. Etmem. Ama bu sizinle aramızda her şeyin yolunda olduğu manasına gelmez. Sultanım. Öyle değil mi? Aynı yatakta uyanmayalı yıllar oldu. Aramıza nifak sokmaya çalışıyor. Bu oyuna gelirse kazanan Hürrem olacak. Bunu mu istiyorsunuz? Ben ne istediğimi biliyorum sultanım. Eğer Hürrem Sultan'ın kaybetmesini istiyorsanız, Vezir-i Azam olmam şart. Benim de maksadım bu zaten. İstediğini alacaksın paşa. O halde neyi bekliyoruz? Hürrem'i köşeye sıkıştırmayı başardım. Önümüzde tek bir engel var. Ayas Paşa. O bir zavallı. Bilhassa Hürrem Sultan'ın yokluğunda. Haklısınız. Bu yüzden yolumuzdan çekilmesini sağlayacağım. İnşallah. Mihrimah'la Cihangir ne vakit dönecekler hünkârım? Birkaç güne dönerler. Validemle onlarla gelecekler. Öyle değil mi? Nedir bu sorgu sual? Yemeğiniz iyi. Şehzadem. Siz kardeşlerinizle kalın arzu ederseniz. Hünkârım. Söyle Hafife Hatun. Siz her daim sen de validemsin derdiniz. Hala böyle mi düşünüyorsunuz hünkârım? Elbette üzerimde emeğim büyük. O halde lütfedip söyleyeceklerime kulak verin hünkârım. Hürrem Sultanımıza verdiğiniz bu ceza ziyadesiyle ağır. Sen bu meseleye karışma Hafife Hatun. Cüretimi mazur görün
ancak bir anayı evlatlarından ayırmak büyük günahtır hünkârım. Üstelik bu sadece sultanımıza değil, evlatlarınıza verdiğiniz bir ceza. Sebebini dahi bilmedikleri bu ayrılık onların tertemiz kalplerini yaralayacak. İstediğinizin bu olmadığına eminim hünkârım. Afife Hatun. Hürrem sadece evlatlarımın anası değil, aynı zamanda benim nikahlı karım. Lakin bu ona istediği her şeyi yapma hakkını vermez. Hiç kimse benim kardeşime, haremime saldırmaya cüret edemez. Ederse cezasını çeker. Canını bağışladığıma dua etmeli. Gördüğün gibi söylediğim her şey tek tek çıktı. Şah Sultan bana tuzak kurdu. Hünkârımızın aklını, kalbini şüpheyle doldurmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Hünkârımızın verdiği bu karar en çok kendisini üzdü valide. Onca yalana ve iftiraya rağmen kalbinde yalnızca siz varsınız. Sizi özlüyor. Bunun için dua ediyorum Mihrimah. Onun kalbinde olmak için, beni özlemesi için dua ediyorum. Ben de dua ediyorum. Eğer bir gün evlenirsem, ona aşkla bağlı olmak istiyorum. Tıpkı hünkârımız ve sizin gibi. Gel. Şehzadem. Oğlu kaçırılan Şeyh Hasan Efendi haber yolladı. Korsanlar oğlunu bırakmak için istedikleri fidyeyi Sisam açıklarına teslim etmesini istemişler. Nasıl bir buluşma olacakmış? Hasan Efendi 3 kişi gideceklerini söyledi. Zira daha fazla kişiye müsaade yok. Arzu ederseniz altınları yollayalım. İstediğim kadırgalar ne oldu? İzmir limanına vardılar mı? Bugün yarın limanda olurlar şehzadem. Âlâ. Hazırlığını yap Taşlıcalı. Dagama denilen korsanı yakalamanın vakti geldi. İstediği fidyeyi bizzat ben teslim edeceğim. Bağışlayın şehzadem. Ancak bu mümkün değil. Hünkârımızın müsaadesi ve haberi olmadan denize çıkmanız yasak. Şeyh Hasan Efendi'ye bir söz verdim. Bu sözü tutabilmem için benim orada olmam şart. Şehzadem bağışlayın. Ancak böyle tehlikeli bir maceraya atılmanıza müsaade edemeyiz. Unutmayın ki siz bir veliaht şehzadesiniz. Kim olduğumu biliyorum Taşlıcalı. Eğer validem gibi ne yapacağımı söylemeye devam edeceksen önümden çekil. Ya da kal ve emirlerimi yerine getir. Sultanım. Rümeysa Hatun'u alıp veremediğin ne Ayşe? Fidan'ın söylediğine göre mütemadiyen münakaşa ediyormuşsun. Sultanım yemin ediyorum benim bir kabahatim yok. Nasıl yok Ayşe? Kendi gözlerimle gördüm sizi. Sen şehzademin kadınısın. Bir sultan verdin oğlum. Cariyelerle uğraşmak yakışıyor mu sana? Üstelik aslanım da bundan oldukça rahatsız olmuş vaziyette. Rümeysa Hatun, sandığınız gibi masum değil sultanım. Yılan gibi sinsi.
gizliyor kendini. Söylediklerini duyunca kan beynime sıçradı. Ne söyledi sana? Şehzade Hazretlerini kendisine meftun köle yapıp sultan olacakmış. Haremi o idare edecekmiş. Dairene dön Ayşe. Evladınla meşgul ol. Bir tek hadiseni dahi duymayacağım. Sultanım ne olur bana inanın. Lafımı ikiletme benim. Sultanım, söyledikleri yabana atılacak laflar değil. Rümeysa yere bakan yürek yakan bir hatun. Ayşe hatun hasedinden söylüyor bu lafları. Rümeysa hatun daha çok küçük. Masumane bir hayal alıp nerelere getirdiniz? Çekilebilirsin. Şeyh Maşuki meselesini takip ettirdim hünkârım. Kendisi bu sabah Üsküdar'dan dönmüş. Gelir gelmez de Kalenderhane Camii'nde vaaz verecekmiş gafil. Allah'ın evinde Müslümanlar arasında fitne çıkmasına nasıl müsaade edersiniz? Lütfü Paşa, Ebu Suud Efendi'ye haber ver, derhal bu gafili derdest etsin. Benim de katılacağımı söyle. Emredersiniz hünkârım. Paşa Hazretleri. Hünkârımıza geldiğimi haber verin. Paşam. Hayrola paşam? Beni görmeyi beklemiyordunuz herhalde. Ayağımın altından çekil Rüstem. Yoksa alimallah bir böcek gibi ezer geçerim seni. Bu o kadar kolay değil paşam. Sizin yerinizde olsam Hürrem Sultan'ın dediklerine kulak veririm. Paşam buyurun. Hünkârımız sizi kabul edecekler. Benden sana müsaade. Hatice'mi al götür buralardan. Biraz orman havası alıp istirahat etsin. Münasip bir vakitte gideriz inşallah hünkârım. Gel. Hünkârım. Söyle Rüstem Paşa. Bilmeniz icap eden bir husus var hünkârım. Maalesef veba denen illet her geçen gün yayılmakta. Edirne'ye kadar ulaşmış. Birkaç ölüm vakası olduğuna dair malumat aldım. Sen ne dersin paşa? Moşe Efendi Edirne'nin daha emniyetli olduğunu söyledi. Elbette hünkârım. Ancak Edirne Sarayı bu saray kadar emniyetli değil malumunuz. İlaveten sultanımızın bütün ihtiyaçları Edirne ve civarından karşılanıyor. Kim geliyor, kim gidiyor bilmek güç. İcap eden talimat verildi paşa. Sultanımızı korumak için tedbirler alındı. Elbette paşam. Ancak saray uzak. Allah muhafaza, bir şey olsa müdahale etmek güç. Tavsiye nedir? Siz en doğrusunu bilirsiniz elbette hünkârım. Ancak veba illeti geçene kadar sultanımızın daha emniyetli bir saraya alınmasında fayda var.
Moşe Efendi'ye haber ver, derhal Edirne'ye gitsin. Vaziyete bizzat tetkik etsin. Emredersiniz hünkârım. Sultanım, beni görmek istemişsiniz. Ayas Paşa sarayda yer yerinden oynuyor, sen farkında bile değilsin. Bu olanlar nedir böyle? Başlayın sultanım. Veba illetiyle meşgulüm bugünlerde. Bir yandan da biriken devlet işleriyle. Ben senin neyle meşgul olduğunu biliyorum paşa. Hünkârımızın huzuruna çıkıp Rüstem Paşa'yı damat olması için tavsiye etmişsin. Vezir-i Azam olarak hünkârımızla yaptığım istişarelerde bazı tavsiyelerde bulunmak benim vazifem sultanım. Bu nasıl bir acizlik ki Rüstem gibi bir zavallının seni ezip geçmesine müsaade edersin? Sultanım, Rüstem hünkârımıza damat olursa en fazla divana girer. Benim yönettiğim divana. Hürrem Sultan'ın yönettiği diyecektin herhalde. Rüstem emellerine kavuşup divana girerse bu en çok senin başını ağrıtır paşa. Üstelik Rüstem gibi hırslı bir adamın divana girmekle yetinmeyeceğini tahmin edersin. En kısa zamanda Vezir-i Azam olmak isteyecektir. Bu mümkün değil. Mümkün paşa. Mümkün. Sen böyle itaat ettikçe onlara mümkün. Sen ki iyi bir devlet adamısın. İyi bir askersin. Bütün meziyetlerini unutup Hürrem Sultan'ın akıl almaz hayallerinin kölesi oldun. Haşa, ben... Sen bugün bir karar vereceksin paşa. Her şey bir yana, kendi şerefin için bir karar vereceksin. Ya her kulumuz gibi hanedanımızın menfaatini koruyacak şerefli bir Osmanlı paşası olacaksın. Ya da şimdiye kadar olduğu gibi haysiyetsiz bir şekilde yaşamaya devam edeceksin. Tabii buna yaşamak denirse. Sultanım. Sultanım, Mihrimah Sultanımızı ve Şehzademizi payitahta götürmem icap ediyor. Size haber vermek istedim. Evlatlarımı getirdiğin için sana ne kadar teşekkür etsem az. Emniyetli bir şekilde dönmelerini sağla. Merak buyurmayın sultanım. Makotçuoğlu, sana bir sualim olacak. Senden ricam samimi bir şekilde cevap verme. Şüpheniz olmasın. Kızım Mihrimah Sultan'a karşı bilmediğim bir vaziyetin var mı? Zinhar çekinme. Bana sadece kalbinden geçeni söyle. Sana evlatlarım üzerine yemin ediyorum ki konuştuklarımız aramızda kalacak. Asla aleyhinde kullanılmayacak. Sultanım, inanın bana. Ne sizin, ne de Mihrimah Sultanımızın bilmediği bir vaziyetim yok. Ben sadece hünkârımıza hizmet eden bir askerim. Zinhar başka bir arzum, hayalim yok. Araba yazlan. Mihrimah ve Cihangir birazdan gelir. Sultanım. Rüstem Paşa. Demek döndün. Zannediyorum heybende benim için hayırlı haberler yoktur, öyle değil mi? Sultanım, siz de takdir edersiniz ki benden istediğiniz vazifeyi yerine getirmek için aklımı yitirmiş olmam lazım. Zira bu bir intihardır. Bu yaptığın ne peki?
Mihrimah Sultan'a talip olarak ömrünü uzatabileceğini mi zannediyorsun? Rüstem konunuz başına gelecek, her şeye razıdır sultanım. Daha şimdiden kibir ve gurura kapılmışsın bile. Bu aptalca hayal seni vezir değil. Ancak rezil edecektir. Şimdi yıkıl karşımda. Eminim çok yakında yanımızda olacaksınız valide. İnşallah. Bunu bizzat hünkârımıza vermeni istiyorum. Senin başkasına güvenemem. Gider gitmez hünkârımıza ulaştırırız. Elbette valide. Cihangir benim küçük aslanım. Anne. Biz seninle ne konuştuk? Bir şehzade ağlamaz. Kardeşlerine de söyle, ben gayet iyiyim. Merak etmesinler. Yemeni, içmeni de ihmal etme. Geldiğim zaman karşımda güçlü, kuvvetli bir şehzade istiyorum. Gülsüm. Mişima sen kal. Siz de çekin, hepiniz çekin. Beni kızımla yalnız bırakın. Benim ayım Güneş. Güzeller güzeli sultan. Evvela şunu bilmeni istiyorum ki ben ne yapıyorsam senin ve kardeşlerinin istikbali için. Validem ne oluyor? Nicedir de istikbaliyle alakalı düşünüyorum. Nihayetinde bir karar verdim. Bu nasıl bir karar? Yoksa? Evet, seni evlendirmek istiyorum. Validem. Beni çok mutlu ettiniz. Bana dünyaları bağışladınız. Size minnettarım. Nihayet Malkoçoğlu'yla ben. Mişima beni dinle. Sözümü kesmeden beni dinle. Şaşkınım mazur gör. Seni evlendireceğim. Doğru. Ancak Malkoçoğlu'yla değil. Diyarbakır Beylerbeyi Rüstem Paşa'yla evleneceksin. Vezir-i Azam Hazretleri beni çağırtmışsınız. Gel paşa. Diyarbakır'a gitme vaktin gelmedi mi? Neden hala buradasın sen? Hürrem Sultanımızın vaziyeti için çaba halindeyim paşam. Burada durdukça göze batıyorsun paşa. Diyarbakır'a git. Makamını boş bırakma. Dimyat'a pirince giderken elindeki bulgurdan da olmayasın. Nedir canınız Kan Paşa? Mesele nedir? Mesele sensin Rüstem. Ayak altında dolaşıp ahkam kesmenden sıkıldım. Bir an evvel tasını tarağını topla git. Yoksa ben seni beylerbeyliğinden azdettirip daha uzak bir sancağa, tenzili rütbeyle sancak bey olarak gönderirim. Çekilebilirsin. Bu nasıl olur? Beni Rüstem Paşa nasıl layık görürsünüz? Mişima sakin ol. Hayır. Benden sakin olmamı beklemeyin. Sizden hiçbir şey saklamadım. Ne hissediyorsam söyledim. Siz bana karşılığında. Mişima telaş etme. Henüz bir karar verilmiş değil. Bu sadece bir düşünce. Bu düşünceyi aklınızdan çıkarın. Zinhar Rüstem Paşa ile evlenmem.
Anlıyor musunuz beni? Evlenmem. Bu sadece benim düşüncem değil Mihrimah. Hünkârımızın da haberi var. Bugün değilse yarın bir karar verilecek. Hünkârımız mı? Allah'ım. Allah'ım kabus gibi. Bu evlilik ne ara ortaya çıktı? Ne ara konuşuldu? Siz bunu nasıl öğrendiniz? Benim niye bundan haberim yok? Mihrimah, bana bak, yüzüme bak. Ben senin kötülüğünü ister miyim hiç? Seni mutsuz edecek bir şey yapar mıyım? Halim, o zaman müsaade etmeyin. Size yalvarıyorum, ne olur mani olun. Hünkârımızın iradesi karşısında daha olsa duramaz. Ama emin ol, senin mesut olman için elimden geleni yaparım kızım. Sağ olun hala. Ama senden istediğim bir şey olacak. Bu evliliği düşün. Bu kadar katı reddetmeden evvel düşün. Belki de senin için hayırlısı budur. Herkes bize kardeşlerine düşman ki, Rüstem Paşa yanımızda, bize sadık. Kendisi akıllı, kabiliyetli bir paşa. İstikbali de çok parlak. Hayır, bunu düşünmeyeceğim. İki cihan bir araya gelse olmaz. Zira benim gönlüm... Bali Bey'i unutmayayım ha. Onunla bir istikbalin yok, saadetin yok. Bana inan, bu mümkün değil. Şehzadem. Bir gün daha kalamaz mıyız? Hünkârımız sizi bekliyor şehzadem. Buyurun. Sultanım. Üzülmeyin. Daha sonra tekrar getiririm sizi. Derhal yola çıkalım. Hünkârım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Hoca Çelebi. Hünkârım, hanemize teşrifinizle bizleri mesut bahtiyar ettiniz. Buyurun hünkârım. Hünkârım, Şeyh Maşuki Efendi'yi getirmeleri için talimat verdim. Biraz sonra huzurunuzda olur gafil. Âlâ. Hünkârım, izninizle ben sizleri yalnız bırakayım. Sen de kal Ahmet Çelebi. Şeyh Maşuki'yi senin de dinlemeni isterim. Emredersiniz hünkârım. Herkes duysun, bilsin ki hastalık da, sağlık da insanın elindedir. Bu taun Allah'tan değil, kuldan gelmektedir. Dönüp kendisine bakmayı bilen en büyük ibadeti kendine etmiştir. Veli
insan gibi mahsar olamaz zatına hergiz. Ki anı suretin üzre halkettin edüb insan. Aynı hak oldu vücudum. Kaçma ey hak sureti. Hak ile hak ola gör. Gel vehmi kov şeytandır. Kalbin Allah olduğu için suretin Rahman'dur. Ki mükevvin ismin eymeh haliki ekvandır. Kim ki aşk ile vücudun bildiği ve bulduğu bugün kendi kend özün yitirmedi ulu sultandır. Şeyh Maşkü Efendi, seni götürmek üzere emir aldım. Kimsiniz efendi? Kime götürmek için emir aldınız beni? Kazasker Ebu Suud Efendi'nin emri. Bizim de gelin. Ağalar, güçlük çıkarmayın. İcab ederse zorla götürürüz. Varın gidin yolunuza. Şeyh Efendi burada bizimle kalacak. Durun efendiler. Ne yapıyorsunuz? Madem ki Ebu Suud Efendi beni görmek istemişler, bu benim için ancak şereftir. Gidelim. Demek Pir Ali Efendi'nin evladı Şeyh Maşuki sensin. Öyle bir babanın evladı olmaktan her daim şeref duyarım hünkârım. Bu yüzden mi babanı hiçe sayıp fitne fesat peşine düşersin? Babam Pir Ali Efendi ve siz yüce hünkârıma olan hürmetim ebedidir. Ancak bu hürmet beni doğru bildiğim yoldan alıkoyamaz. Senin doğru dediğin yol sümme haşa Allah'ın emirlerine karşı gelmek midir? Ve dahi yüce Rabbimi inkar edip tövbe estağfurullah küfre düşmek midir? Söylediklerim birçok insanın hoşuna gitmemiş olabilir. Birçoğu da bana kızmış, gücenmiştir elbet. Olabilir. Ancak alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a inkar etmedim. Haşa etmem. Sarf ettiğim her laf onun nüfuz ettiği kalbimden gelir, onun nüfuz ettiği kalplere gider. Karşı geldiğim emirler ise zinhar Allah'ın emirleri değildir. Nasıl değildir efendi ha? Alenen İslam'ın şartlarını inkar edip ibadeti reayaya zulüm sayarsın. Yemeği, içmeyi ibadet dersin. Doğrudur Ebu Suud Efendi. Gözümüzü açtığımız andan, kapattığımız ana kadar yaptığımız her şeyden Yüce Rabbe karşı mesulüz. İnsanlara zulmetmez, hırsızlık etmez, haset ve düşmanlık etmez. Kimsenin hakkına, hukukuna, namusuna tecavüz etmez. Ve dahi bunları yapanlara karşı sessiz kalmaz isek, soluduğumuz nefes dahi ibadet olur. Camilerde, medreselerde başka, burada başka konuşursun efendi. Ben her yerde doğru bildiğimi söylerim. Kimi kulağıyla dinler, kimi yüreğiyle. Kimi doğruyu görür, kimi yanlışı. Nihayetinde mana aleminde söylenene değil, söylenmeyene bakmak icap eder. Lafı evirip çevirme efendi. Mana deyip de arkasına sığınma. Bazılarını bizzat dinledim. Söylediğin her laf sümme haşa İslam'a küfürdür. Kendi mana aleminde nasıl yaşarsan yaşa. Ona kimse karışmaz. Ama vaazlar verip rayanın kafasını karıştırıp onları İslam'a düşman edemezsin. Maşuki Efendi. Hoca Çelebi haklı. Lakin baban Pir Ali Efendi'ye olan hürmetimden ve Hoca Çelebi'nin isteği üzerine senin bu davanı açmadan kapatıyorum. Senin kelleni almam icap ederken seni bağışlıyor ve memleketin Aksaray'a dönmeni emrediyorum. Eğer bir hadiseni daha duyar isem o vakit zinhar hoş görmem bilesin.
Arabayı durdur. Sultanım. Sana durdur dedim. Sultanım, bir şey mi oldu? Sadece biraz hava almak istedim. Sultanım, merakımı mazur görün. Fakat nedir sizi böyle üzen? Hürrem Sultan'ın yanından ayrıldığınız için olamaz, öyle değil mi? Alkoçoğlu beni evlendirmek istiyorlar. Validemizin de hünkârımızın da kararı böyle. Rüstem Paşa ile evlendirecekler beni. Rüstem Paşa ile mi? Ama ben istemiyorum. Düşüncesi bile korkunç. Hünkârımızın böyle bir düşüncesi olsaydı muhakkak haberim olurdu. Bilmiyorum. Validem böyle söyledi. Mahkuçum, ben ne yapacağım? Onunla evlenmek ölümden beter. Sultanım, üzülmeyin. Her şey yoluna girecektir. Koçoğlu, beni bir tek sen kurtarabilirsin. Ne olur bana yardım et. Kim bu hatun? Şah Sultanımızın saray halkından bir cariye. Zat-ı şahanenize hediye etmemizi buyurdular. Rüstem Paşa yarın yola revan olacağını söyledi sultanım. Âlâ. Beni iyi dinle Nigar. Ne yapıp edip Rüstem'le Diyarbakır'a gideceksin. Onu asla yalnız bırakma. Rahat rahat ortalarda dolaşmasını istemiyorum. Merak etmeyin sultanım. Sizi habersiz bırakmam. İzninizle. Hoş geldiniz paşam. Hoş bulduk sultanım. Ah. Şükür. Sultanım, daha evvel konuştuğumuz mevzuyla alakalı bilmem icap eden bir husus var mı acaba? Henüz değil paşam. Lakin merak etmeyin. İstediğinizi alacaksınız. Âlâ. Bu mevzuda hemfikir olmaktan bahtiyar oldum sultanım. Zira Hürrem Sultan'ı ve Rüstem'i bertaraf etmek istiyorsanız... Ayas Paşa'nın azli şart. Bu yüce devletin veziri azamı ben olmalıyım. Sabırlı ol paşa. Onca yıl bekledin. Biraz daha bekle.
Gel. Mihrim ağam. Benim ışığım. Hoş geldin. Nasılsın? İyi mi görüm? Cihangir'im nerede? Uykusu geldi. Ben de daireye gönderdim. Validem sual etmeyecek misiniz? Hususi ekibimi gönderdim. Zira hastalığın oraya da sirayet ettiği söylendi. Validem iyi değil. Bir hayli üzgün. Size ve şehzadelerimize hazret. Bunu size vermem istedi. Hayli yorgun görünüyorsun. Söyleyecek başka bir şey yoksa çekilebilirsin. Hünkârım. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Sultanım. Diyarbakır'a gitmek için yarın yola çıkıyorum. Hünkârımıza veda etmek için geldim. Yolun açık olsun paşa. Sultanım. Kaderimizde ne yazıyorsa onu yaşamaya mecburuz. Yüce Rabbim bir gün nasip eder de geri dönersem, emin olun sizi tekrar görmekten gayri hiçbir isteğim yoktur. Boşuna heveslenme paşa. Seninle asla evlenmem. Süleyman, benim saadetimin yıldızı, yüce padişahım, atmaya mecali olmayan zavallı kalbimin sultanı. Bu size yazdığım kaçıncı mektup? Sayesini ben de unuttum. Belki cevap yazmıyorsunuz, belki hiçbirini ulaştırmıyorlar size. Eğer bu ayrılık ateşiyle beni öldürmekse niyetiniz, bilin ki nefesim, siz aşk padişahından ayrıldığım gün kesildi. Benim sultanım, benim efendim. Bir çare kulunuz, köleniz olan bu kıymetsiz cariyeniz, hasret ateşinde size kavuşacağı günün hayaliyle yanıp tutuşmakta. Öyle zalim bir ayrılığın pençesine düştüm ki, kendi gözyaşlarımda boğulmaktan korkarım. Bir çareniz, Hürrem.
Kalk hatun. Ağlar! Ağlar! Bu hatun ölmüş. Kim bu hatun? Nasıl geldi buraya? Paşam, veba bu. Neler yapıyorsun Şahuba? Hiçbir şey anlatmıyorsun. Bilmemen daha hayırlı Hatice. Ayrıca sen kendi derdinle meşgul ol. Hünkârımız Hüsrev Paşa'ya seni sual ediyormuş. Zannediyorum şüphelendi. Bir müddet Yenibahçe Sarayı'nda kalman icap edebilir. Hayır. Bana bir söz verdin. Değişen bir şey olmayacak ki Hatice. Sen ayrı bir dairede kalacaksın. Beni göndermek istiyorsun, anlaşıldı. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hünkârım. Sen ne yapıyorsun burada Hatice? Hünkârım, ben ziyaret... Bana yalan söyleme. Lütfi Paşa kendi sarayına hiç gitmediğini söyledi. Gel. Sultanım, hünkârımızın hususi hekimi Moşo Hamon Efendi geldiler. Alın içeri. Sultanım. Hoş geldiniz Moşo Efendi. Hayrola? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Şehirde veba salgını mevcut sultanım. Edirne'ye de ulaştığı malumatı gelince hünkârımız tetkik etmemi buyurdular. Gördüğünüz gibi ben iyiyim Moşe Efendi. Sarayla da tedbirler alındı. Şükürler olsun sultanım. Ben müsaadenizle icap eden tetkikleri yapmak istiyorum sultanım. Evet. Ağlar. Moşe Efendi'ye yardımcı olun. Her şey hazır mı? Bir aksilik istemiyorum. Merak etmeyin sultanım. Sen artık evli bir sultansın. Senin yerin zevcenin yanıdır. Derhal hazırlığını yap ve sarayına git. Hünkârım, bu çatı altında yaşamak bana huzur veren tek şey. Bu izdivaç sana ceza değil Hatice'm. Bilakis iyileşmen, hayata dönmen için. Lakin burada kalırsan ne manası var? Değil aynı saraya. Hüsrev Paşa ile aynı zindana dahi atsanız beni, asla zevcim olmayacak. Arkamdan iş çevirmeyen bir sen kalmıştın. Hünkârım, bağışlayın. Ben canına kıymasından korktuğum için kendimce böyle bir çare buldum. Biraz vakit geçince sarayına geçecekti zaten. Derhal gitmesin sağlam. İcma. Daha dün işittim. Ziyaret etmek için geldim. O halde Edirne'ye kiminle gidip geldiğimi işitmişsindir herhalde. Evet. Malkoçoğlu refakat etmiş. Gerçi kulağıma başka bir şey daha geldi. Mesela Rüstem Paşa. Sana haber uçuran o kuşlarını söyle. Yakında hepsinin kolunu kanadını kıracağım.
Hatırlarsan gizli bir hayranım vardı. Belli ki Rüstem Paşa'ymış o. Kime niyet, kime kısmet. Esma Hanım, boşuna heveslenme diye söylüyorum. Malkoçoğlu'ndan başkasıyla evlenme. Büyük konuşma. Yarın ne olacağını kim bilebilir? Emin misin veba olduğuna? Vallahi bilmiyorum Moşe Efendi. Birden yıldı yere. Hali bir tuhaf olunca haber vereyim dedim. Hepiniz kenara çekilin. Uzakta durun. Derhal üzerini kalın bir örtüyle örtün. Akabinde kat kat sarıp saraydan çıkarın. Ve şehirden uzakta kireçleyerek defnedin. Sen hekimlere haber ver. Saraydaki herkes muayene edilecek. Bilhassa ağanın temas kurduğu kişileri tespit edin. Sultanımızın da arabasını hazırlayın derhal. Çabuk olur hadi. Paşa Hazretleri, derhal sultanımıza geldiğimi haber verin. Sultanım, maalesef bir veba vakasına rastladık. Vakit kaybetmeden sizi saraydan çıkarmamız lazım. Allah'ım sen bizi koru. Payitahta mı gideceğiz? Hayır sultanım, deniz yoluyla Bursa'ya geçeceğiz. Oradaki sarayda kalacaksınız artık. Bursa mı? Hünkârımız lüzum görürsem sizi Bursa'ya almam için emir vermişlerdi. Anlıyorum Hoca Efendi. Ancak hiçbir yere gitmiyorum. Sultanım, burada kalmanız çok tehlikeli. Buna müsaade edemem. Hünkârımıza nasıl izah ederim? Olmaz sultanım. Bu beni alakadar etmez Hoca Efendi. Hiçbir yere gitmiyorum. Paşa Hazretleri, sultanımız müsait değiller. Daha sonra gelmenizi istediler. Gel. Hünkârım. Söyle Mercan. Hünkârım, az evvel mühim bir haber aldım. Vezir-i Azam Hazretleri muhtemel ki veba illetine yakalanmış. Ne dersin sen Mercan? Emin misin bundan? Az evvel Paşa Hazretlerinin ketüdası geldi. Söylediğine göre vebalı olduğu sonradan anlaşılan bir hatunla münasebetleri olmuş. Daha münasip bir yerde müşahede altına alsınlar. Bir hekim de vaziyetini takip edip bana haber versin. Emredersiniz hünkârım. Mercan.
kimse bilmeyecek. Şöyle geç. Sen de. Kristava Odagama sen misin? Ta kendisi. Nihayet geldiniz. Tek eksik olursa hepinizi gemi direğine asarım. Çocuk nerede? Çocuğu görmek istiyorum. Çocuğu getireyim. Sultanım. Hızır Hayrettin Paşa. Hoş geldiniz. Sizi gördüğüme sevindim. Hoş bulduk sultanım. Afiyettesinizdir inşallah. Şükürler olsun. Siz? Saatinize duacıyım. Şehzade hazretlerimizin saraydan ayrıldığını söylediler. Bütün ikazlarıma rağmen beni dinlemeyip İzmir'e gitti. Eşraftan. Şeyh Hasan Efendi diye sevilip hürmet edilen bir hoca efendi vardır. Kafir korsanlar oğlunu kaçırıp fidye istemişler. Aslanım çocuğu kurtarmaya gitti. Sultanım bu nasıl olur? Böyle bir meseleyi neden bana ya da reislerime haber vermediler? Size haber verecekti. Fakat bir an evvel müdahale etmesi icap etti. Onun için endişeliyim. Değil korsanlarla savaşması. Denize çıkması dahi yasak. Bu hiç iyi olmadı sultanım. Zira söyleyeceklerim sizi ziyadesiyle üzecekti. Hayırdır paşam? Pek hayır değil sultanım. Hünkârımızın emriyle buradayım. Şehzademize bizzat konuşmamı istediler. Sen çocuğu al. Burada emirleri ben veririm. Toprağı bol olsun. Vasco da Gama'nın iyi bir denizci olduğunu duymuştum. Oğlu ise çocuk kaçırıp fidye istiyor. Ne dedin sen? Lisanımızı anladığını biliyordum. Bu kadar cesur olduğuna göre ya güvendiğim bir şey var ya da aptalsın. Buna sen karar ver. Kimsin sen? Canını almaya gelmiş bir Osmanlı askeriyim. Hoş geldiniz. Asıl sen hoş geldin Mirma. Nasıl geçti yolculuk? Validen iyi mi? Bunu merak ettiğinizi sanma. Beni mesul tutuyorsun ama bu hünkârımızın takdiri. Bunları konuşmanın sırası değil. Zira
konuşmamız icap eden başka bir husus var. Ne söyleyeceğinizi biliyorum. Rüstem Paşa ile alakalı, öyle değil mi? Hünkârımız bu izdivaçla alakalı ne düşündüğünü merak ediyor. Zira senin rızan olmazsa böyle bir izdivacın olması mümkün değil. Hünkârımız sahiden böyle mi düşünüyor? Tabii ki. Yoksa seninle konuşmamı ister miydi? Sen hünkârımızın göz bebeğisin. Sultanım, hünkârımıza söyleyin. Ben Rüstem Paşa ile evlenmek istemiyorum. Acele bir karar verme Mihrimah. İyice düşün. Neticede Rüstem istikbali parlak bir paşa. Lüzum yok. Ben Rüstem Paşa istemiyorum. Yoksa gönlünde başka biri mi var? Hayır, hiç kimse yok. Ben evlenmek istemiyorum. En azından şimdilik böyle bir düşüncem yok. Bali Bey'e olan alakanı biliyorum. Yoksa bu yüzden mi karşısın bu izdivaca? Sultanım, söylediğim gibi gönlümde kimse yok. Hele Rüstem Paşa. Asla. Gel. Hünkârım, Şah-ı-Van Sultan Hazretleri geldiler. Alın içeri. Hünkârım. Mihrimah'ın yanından geliyorum, sohbet ettik biraz. Anlaşılan o ki evlenmek istemiyor. Ben kendisine düşünmesini salık verdim. Lakin gönlünün de olmadığı aşikar. Acelesi yok, düşünsün. Hünkârım, canınızı sıkan bir şey mi oldu? Hangi birini sayayım Şah-ı-Uban? Hürrem Medine'de, evlatlarım mutsuz. Hatice'min hali ortada. Şehzadem Mustafa başına buyruk işler yapıyor. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de veba illeti var başımızda. Ayaz Paşa müşahede altında. Vebadan şüpheleniyor hekimler. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. Bu korkunç bir şey. İnşallah doğru değildir. Birkaç güne belli olur. Bir vezir-i azam nasıl bu kadar tedbirsiz olur? Aklım hafsalam almıyor. Allah sizi başımızdan eksik etmesin hünkârım. Siz olduğunuz müddetçe benim içim rahat. Her türlü belayı def eder, huzur ve emniyetimiz için ne gerekiyorsa yaparsınız. İnşallah kardeşim, inşallah. Ayaz Paşa'nın durumu nasıl? Vaziyetinde bir değişiklik var mı? Hünkârım, maalesef dedikodular doğru çıktı. Hekimlerin söylediğine göre paşamız muhtemelen veba. Hadise Paşa Hazretlerinin sarayında meydana gelmiş hünkârım. Orada eğlenirken bir cariyesinden bulaşmış. Nasıl efendi? Ali Bey. Bu hadise sizlere ibret olsun. Yediğinize, içtiğinize, dolaştığınız yere dikkat edin. Merak buyurmayın hünkârım. Hünkârım, Moşe Efendi geldi. Mesele mühimmiş. Alın içeri. Siz çekilebilirsiniz. Hünkârım. İzahat ver, Hürrem nasıl? Sultanımız iyiler çok şükür.
Ancak ciddi endişelerim var hünkârım. Nasıl olmuş bu hadise? Hayret doğrusu. Ayas Paşa her daim tedbirlidir. Etme bulma dünyası beyim. Onca insanın kanına girersen olacağı bu. Nasıl efendi? Yalan mı? Paşam siz söyleyin. Rahmetli İbrahim Paşa'dan sonra yaptıkları ortada. Vallahi ne desen haklısın Nasuh Efendi. Rabbimin sopası yok. Zulm ile abad olunmaz Allah kerim. Bu halde vazifesini devam etmesi mümkün değil. Zannediyorum ki veziri azam olmanız an meselesi paşam. Vallahi öyle benim makamda, mevkide gözüm yok. Rabbime şükürler olsun. Buradaki herkes en az benim kadar bu yüce devleti yönetmeye muktedirdir. Şehzadem, siz bana evladımı değil, dünyaları bağışladınız. Canım yolunuza feda olsun. Hasan Efendi, yiğit bir evladım var. Onunla ne kadar gurur duysan azdır. Allah sizden razı olsun şehzadem. Sayenizde evladıma kavuştum. Siz kendi canınızı hiçe sayıp o kafirleri alt ettiniz. Efendiler, içiniz rahat olsun. Aylardır size huzur vermeyen korsan, Dagama layığını buldu. Bundan böyle sahillerimizde emniyet içinde olacaksınız. Hiç kimse sizlere, ailenize, malınıza, mülkünüze zarar veremez. Buna cüret edenler karşısında beni bulur. Düşünmüyor hiç. Şehzademizin cesareti ve yiğitliği sadece Manisa'da değil, dört bir yanda herkesin malumudur. Öyle elbet. Fakat evvela kendini koruması icap eder. Bazen öyle gözü kara oluyor ki korkutuyor beni. Sultanım, malumunuz yaşı. Tecrübe edindikçe daha ihtiyatlı olacaktır. Şehzadem. Nail'e. Nihayet döndün. Hoş geldiniz Şehzade Hazretleri. Haberleriniz sizden evvel geldi. Portakal kafirine haddini bildirmişsiniz. Sen de hoş geldin kapıdan paşa. Hünkârım, ne söylediysem kâr etmedi. Sana emir verdim. Gereken bütün tedbirleri bana sormadan almakla mükelleftin. Bağışlayın fakat haşa, sultanımızı zorla götüremezdim hünkârım. Neden kabul etmemiş, bir şey söylemedi mi? Benim hayatımın bir ehemmiyeti yok artık dedi. Madem ki hünkârımızdan uzakta yaşıyorum, ölsem de fark etmez dediler.
alıyoruz ama bu çok tehlikeli. İnat etmeyin ne olur. Kendinizi düşünmüyorsanız şehzadelerimizi düşünün. Başka çaresi yok Fahriye. Bu işten ya sağ çıkarım ya da ölüm. Eğer reislerinden biri olsaydınız, bu yaptığınızı takdir eder, mükafatlandırmanızı sağlardım. Fakat siz bir şehzadesiniz. Nasıl olur da kendinizi böyle bir tehlikeye atarsınız? Bir bey milletine hizmet ederse bey olur paşa. Reaya bize Allah'ın emanetidir. Onları korumadıktan sonra bu can tende dursa ne işe yarar? Cenab-ı Hakk'ın karşısına ne yüzle çıkarım? Dagama denen kafir Kızıldeniz'de yüzlerce Müslümanı katletti. Çok tehlikeli ve İslam düşmanı bir denizciydi. Size bir zarar gelse bu devletin hali nice olurdu? İşte buradayım paşam. Gördüğün gibi karşındayım. Beni buraya hünkârımız gönderdi. İhya ettiğiniz tersaneyi duymuşlar. Maalesef hiç hoşlarına gitmedi. Böyle bir şey haber vermeniz icap ederdi. Nasıl olur? Ben hünkârımıza vaziyeti anlatan bir mektup yazdım. Bana cevap yazmadılar. Şehzadem, emin olun eğer mektup ulaşsaydı cevabınızı alırdınız. Belli ki birileri mani olmuş. Siz bilmiyor musunuz ki etrafınızda düşmanlarınız kol gezer? En ufak bir hata yapmanızı beklerler. Hiç şüpheniz olmasın ki bu son hadise de hünkârımızın kulağına gidecektir. Hünkârımız ne dediler? Bütün gemilerin Gelibolu'ya gönderilmesini ve tersanenin derhal kapatılmasını emrettiler. O tersane mühim paşa. Kafirin Acem ve Hint bağlantısını kesmek ve bölgenin hakimiyetini sağlamak için o tersaneye ihtiyacımız var. Yerden göğe kadar hakkınız var şehzadem. Ancak. Usulen hata yaptınız. Hiç kimse hünkârımızın emri ve benim malumatım olmadan kadırga inşa edemez. Ordu üç cephede seferdeyken tedbir almak istedim sadece. Tersanenin en yakın sancak beyinin emrine verilmesini istemiştim. Sizi daha evvel ikaz ettim şehzadem. Düşmanlarınız oldukça kuvvetli. Böyle manasız hatalar yüzünden hünkârımızla karşı karşıya gelmenizin size hiçbir faydası dokunmaz. Hünkârımıza vaziyeti anlatın. Biraz da tersaneyi. Tersaneyi unutun şehzadem. Bu mümkün değil. Ancak vaziyetinizi hünkârımıza bildiririm. Sizden tek ricam, bundan sonra atacağınız en ufak bir adımda bile danışmanız. Danışmanın faydası olur şehzadem, zararı olmaz. Bu son hadisenin de gizli kalması için elimden gelen her şeyi yaparım. Rüstem Paşa'nın cesaretine şaştım doğrusu. Neden şaşırıyorsun Gülfem? Rüstem Paşa her türlü şeyi yapabilecek huyda bir adam. Kendi menfaati için bir mahı bile harcamaktan çekinmeyecektir. Sultanım. Gel Mercan.
Sultanım, hünkârımız saraydan ayrıldılar. Birkaç gün burada olmayacaklar. Nereye gittiler peki? Yoksa Edirne'ye mi? Maalesef bir malumat alamadım sultanım. Kimse bilmiyor. Benim derdim, derdime dermanım. Benim canım, canıma padişahım. Geldin de sefalar, neşeler getirdin. Bu mübarek ellerinle ben gam ve kederi karanlık uyusun. Yüzünün neşeyle aydınlattın. Sana Bursa'ya gitmen emredildi. Lakin sen emre riayet etmedin. Vaziyet ciddi Hürrem. Seyislerinden bir ağa vebadan ölmüş. Sen neden hala bu sarayda kalırsın? Sen neden girmişsin bu ölümlü saraya? Ben de o yüzden kaldım Süleyman. Aşk yüzünden. Başıma gelen bütün felaketlerin, afetlerin, zararın, ziyanın sebebi de bu değil mi zaten? Aşk değil mi? Padişah bilmez mi ki? Beni hastalık değil, ayrılık öldürür. Ne yeryüzünde, ne gökyüzünde, ne bu dünyada, ne öte dünyada. Ondan daha ağır hastalık var mıdır ki? Canım aldı. Yüce hafına sığınmış. Bu zavallı cahar yeni aç. Bitsin bu eziyet artık. Bu cefa bitsin. Zehir, diğeriyle şifa sunan sevgilim.
demek kime yanayım? Bana zulmeden padişahın kendisidir. Lütfi Paşa, Ayas Paşa'nın vaziyeti nedir? Vaziyet aynı hünkârım. Yeni bir husus yok. Allah şifa versin. Amin. Hünkârım, Bali Bey geldiler. Gelsin. Hünkârım. Hünkârım, bağışlayın. Bilmeniz icap eden mühim bir husus var. Söyle. Vezir-i Azam Ayas Paşa Hazretleri. Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Amin. Destur! Haseki Hürrem Sultan Hazretleri! Sultanım, nihayet arz-ı endam ettiniz. O mübarek ayaklarınızla bizlere şeref verdiniz. Sümbül-i Harem'de her şey yolunda mı? Veba korkusu haricinde her şey yolunda sultanım. Yokluğunuzda elimden geldiğince her şeyi halletmeye çalıştım sultanım. Âlâ. Kazasker Efendi. Ayas Paşa'nın cenaze merasimi için ne yapmak icap eder? Hünkârım, zannediyorum ki bu pek usulüne uygun bir cenaze merasimi olmayacak. Zira hastalık sari hünkârım. Evvela Mustafa Paşa, şimdi de Ayas Paşa'yı kaybettik. Allah ikisine de rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah. Amin. Lakin devlette devamlılık esastır. Bu yüzden irademdir. Merhum Ayas Paşa'dan boşalan Vezir-i Azamlık makamına silsile-i meratip gereği kullarımdan Lütfi Paşa'yı tayin ediyorum. Hünkârım, Lütfi kulunuza öyle bir şeref bahşettiniz ki Allah yüzünüze bakmaya utandırmasın. Amin. Hayırlara vesile olsun Lütfi Paşa. Sultanım. Gördüğünüz gibi ne kadar çabalarsanız çabalayın. Nafile. Yine başaramadınız. Demek döndün. Döndüm.
Hünkârımızla arama hiç kimse giremez. İnşallah bundan sonra bu vaziyeti kabul eder. Benimle uğraşmaktan vazgeçersiniz. Aksi halde olacaklardan ben mesul olmam. Dönmeyi başarmış olabilirsin Hürrem. Lakin şunu aklından çıkarma. Bu saray senin giderken bıraktığın saray değil. Sen yokken burada çok şey değişti. Mesela Ayas Paşa Hakk'ın rahmetine kavuştu. Silsile-i meratip gereği de Zevcim Lütfü Paşa vezire azam tayin edildi.